Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizleri çok özledim, bunu belirtmek istiyorum. Biraz ara verdim fakat İstanbul'da hava bozuk olduğu için de birazcık erteledim. Çünkü net gün ışığında daha çok güzel görüntü oluyor. Bugün de idare eder bir hava var, bir açıyor, bir yağmur yağıyor. İnşallah faydalı olur bu anlatımım. Fıstık modeli patiğimin anlatımını yapacağım inşallah arkadaşlar. Şöyle ben eşini yapmıştım. Zaten Instagram sayfamdan da haber vermiştim. Paylaşmıştım. Bu tabanını da hazırladım. Sizinle beraber örmek için beklettim. Tabanı şöyle arkadaşlar. Zaten diğer ön lastikli modelle yaptığımın aynı tabanı yapıyorum bu modelde de. Sadece önü 7 direkli tabanım farklı benim. Onu da inşallah ilerleyen zamanlarda paylaşacağım. Şöyle taban anlatımım YouTube kanalımda var. Örgü aşkı diye yazarsanız kolaylıkla ulaşıp abone de olursanız sevinirim kanalıma arkadaşlar. Tabanım hazır. Şimdi inşallah yetiştirebilirsem fiyonkun yapılışını da göstereceğim. Yetiştiremezsem inşallah bir dahaki sefer yaparız. Zaten birçok arkadaşım da bu fıstıklı çeşitli versiyonları var, anlatımları var kanallarında. Siz dilediğiniz yerden izleyip yapabilirsiniz canlar. İpimle kopırlanta attığım şöyle göstereyim arkadaşlar. 2 numara 1,75 milim. Nakopırlanta bebe mavisi diye rengini yani söylerseniz kolaylıkla bulabilirsiniz. İpin olsun da 18-20 şöyle göstereyim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. İpimi şöyle çıkartalım. Çünkü ipim de bitmişti zaten, o yüzden bunu tam yerine denk geldi. Şöyle buradan bir düğüm atacağız. Şimdi bu tabanı bitirdikten sonra ben kenarlarına trabzan ya da çakma sık iğne gitmiyorum. Şöyle göstereyim, burayı örelim. Zaten diğer lastikli modelde de aynı şeyi yapmıştık arkadaşlar. Şöyle iki zincir çektim, ben bırakmıştım. Şuradan iki arkadan iki dalını alıyoruz ya, diğer lastik modelde gösterdiğim şekliyle. Şöyle örüyoruz bunu. Şöyle canlar. Şöyle. Şöyle. Bunun arkasından alarak sonuna kadar gelelim. Bu sırayı böyle, yani çakma sık iğne değil, şöyle şu şekilde tamamlayacağız. Bakın göstereyim tekrar, şu arka var ya, bakın iki tanesini aldım, böyle sık iğne şeklinde çıkıyorum. Bu ipimiz de arkada kalacak, gizleyeceğim bir dahaki döndüğümde. Şöyle canlar, şöyle şurayı devam edelim. Aynı diğer tabanda yaptığımız gibi ön lastik modelde uyguladığım şekliyle bitirelim. Buraya gelelim. Sonra da modelimize başlayacağız inşallah. Evet canlar, şimdi bakın sonuna geldim. Arkadan aldığımız yerin şöyle 5 tane kalmıştı. Ben bunları da sizinle beraber örmek istiyorum. Belki ilk defa deneyenler olacaktır onlar için. Şöyle bakın. Şöyle tığımı şu arka iki dalına bakın. Şöyle uzaktan. Bakın canlar, şu arka iki dalına, yani öndeki bir taneyi bırakıyoruz. Şu arkadan iki dalını alıp şöyle çıkıyoruz. Sık iğne şeklinde canlar, şöyle alıyoruz, çıkıyoruz. Son 5 taneyi birlikte örelim. Sonra şöyle bir tane kaldı. Onu da yapayım şöyle. Şimdi buraya geldik. Şöyle aynı birleştirme tekniğimiz. Benim öyle birleştirdiğimi biliyorsunuz daha önce izlediğiniz videodan, patik videosundan. Şimdi burada direkt 3 zincir çekiyorum. Modelime başlıyorum ben. Trabzan falan örmüyorum. Sadece şu sırayı arkadan alarak yapıyorum sık iğne şeklinde. Bakın tabandan sonra şu öndeki sıra kaldı. Bakın görüyorsunuz. Şimdi ben direkt modelime başlıyorum. Hiç trabzan yapmadan, çakma sık iğne yapmadan şöyle başını alıyorum. Şu birleştirirken battığım yer var ya, bakın belli. Şuraya aynı yere şöyle ilk sırada böyle iki tane çektiğim 3 zincirle birlikte iki tane trabzan, ikili trabzan yapıyorum. İpimi çıkarıyorum. Bunu başka şöyle şöyle ipimi çıkardım. Hemen ilmeği aldım. Bıraktığım ilmeği içinden çıkıyorum canlar. Şöyle bakın. Ben 1 2 sıkı
çekiyorum. 3. Arada 2 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Üçüncüye şöyle batıyorum. İkili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bakın aynı yere 3 tane. Başta 2 tane yaptım. Çünkü 3 zincir çekmiştik. Onunla birlikte 3. Şöyle 3 tane. Başını bırakıyorum. Şuradan bakın. Şu ilk ilmeğin içine tığımı geçirdim. Sonra o baştaki bıraktığım ilmeği aldım. Şöyle bakın. Şuradan çıkardım tekrar. Şimdi bunu bağlıyorum. Bağladığımdan ayrı şöyle 2 zincir çekiyorum. Aralarda 2 zincir. Şimdi şuradan atayım. Şimdi tekrar şunu şurada gizleyeceğim demiştim. Bu arkada düğüm yaptığım yer. 1 2 3'üncüye batıyorum. Şöyle canlar bak. Ben burada siz bana bakmayın. Düğüm oluştuğu için onu gizleyeceğim. Şöyle aynı yere 'u bu taraftan da gizleyebilirdim. İpimini de gizleyelim artık. Şöyle bakın 3 tane çektim. Çıkardım ipimindeki ilmeği şöyle alıyorum. Bunu çıkıyorum. 2. Bağladıktan sonra 2 zincir çekiyorum. Tekrar 1 2 3'üncüye batıyorum. İkili trabzan. 2 3. Şöyle bırakıyorum. İlk baştaki 2 ilmeği trabzanın başına tığımı geçirip ilmeği alıyorum. Şöyle çıkıyorum arkadaşlar. Bakın. Bağlıyorum. 1 2. Bağladıktan sonra 2 zincir çekiyorum arkadaşlar. Bağladığımı saymıyorum. 1 2 3'üncüye ben direkt modele başlıyorum. Trabzan yapıp yapanlar da oluyor. Bir sıra çakma sık iğne ya da şöyle bırakıyorum. Sistemi anladık, yapılışını. Şöyle içinden çıkıyorum. Bir tane daha yapalım. Şöyle canlar. 2 zincir çektim. Başını aldım. 3'üncüye şöyle 2 3. Yani aradaki zincirleri şöyle bıraktım. Bakın. İlk trabzanın tepesinde tığımı geçirip bu ilmeğimi alıyorum. İçinden geçiriyorum. 1 bağladım. 2 1 2. Bağladıktan sonra 2 sayıyorum. Siz 3 de sayabilirsiniz bağladığınızla birlikte. Bakın arkadaşlar şöyle. Şimdi bu sırayı 3 sıra hiç eksiltme, artırma yapmadan böyle fıstık yapacağız. Ama şu yani oldukça aradaki zincirleri şöyle 2 çekiyorum ya, 2 tane bağladığımla beraber 3 oluyor. O zincirleri sık tutun ki çok boşluk olmasın. Çünkü giyildiği zaman parmak çok böyle gözükmesin aralarda. Şu şekil 3 sıra tamamlayalım. Hiç eksiltmeyi 4. sırada yapacağız. Ben 5 sıra yapıyorum çünkü canlar. Bakın şöyle görebilirsiniz. Tabanımı da şöyle bakabilirsiniz. Şöyle uzaktan göstereyim. Şöyle yapalım. Fiyon kumu da dikmemiştim. Şöyle önünde görebilirsiniz canlar. Sıkıntı yok. O eksiltmeleri de göstereceğim bu şekilde aynen. Şimdi devam edelim. Yine tekrar 4. sıraya geldiğimiz zaman buraya anlatıma devam edeceğim inşallah. Evet canlar, şöyle 2. sıraya geçmeden ben şunu göstermek istedim size. Şu birleştirmeyi şimdi 2 zincirle tekrar şöyle birkaç taneyi birlikte yapalım. 1 2 3 İkili trabzan yapıyorum. İlmeğimi çıkarıp ilk trabzan, çok özür dilerim. Elimi çok sıktığım için böyle sorunlar yaşıyorum. Şöyle. Bir bağladığımdan beraber 2 3 zincir oluyor. Onu saymazsam şöyle bir tane de buraya yapıyoruz. 1 2 3 çıkarıyorum. 1 2 3. Şimdi bakın canlar, bura birleştirme yerine geliyorum ben, şu içine direkt şöyle kaydırma tekniğiyle bağlıyorum. Atlıyorum hemen bu içindeki ilk başlarken çektiğimiz 3 zinciri. 3 zincir çekiyorum.
Bunun içine şöyle yine 3 zincir ile beraber 2 trabzan yapıyorum ikili. Tığımı çıkartıp başını alıyorum. Çok zorlanıyorum. Şöyle bakın. Tekrar 3 hemen yanındaki boşluğa böyle gidiyoruz arkadaşlar. Birleştirme yerini göstereyim dedim. Buraya gelince hemen buraya batıyoruz. İlk battığımız zincirin içine kaydırma tekniğiyle batıyoruz. Her sırada böyle bakın şöyle yaptım arkadaşlar. 3 sıra böyle yapıyoruz. Arttırma, eksiltme yapmadan 4. sırada inşallah eksiltmemiz olacak burun kısmında. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle 3. sıraya geçeceğim. Şöyle son sırada da şöyle 3 tane fıstığımızı yapalım. Buna popcorn versiyonu deniliyor yani. Şöyle ilk ilmeğimizi alıp çıkıyoruz. Şöyle 1, 2, 3. 1, 2, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İlmeğimi çıkıyorum. Şöyle canlar şuradan. 1, 2, 3. Şu patiğimi şöyle döndürmek istiyorum. Çünkü elimi görünce son fıstığımı da yapıyorum. Şöyle 1, 2, 3. Çıktım. İlk trabzanın tepesine batacağım fakat batamadım. Kusura bakmayın. Şöyle ilmeğimi alıyorum. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. 3 çektim. Şimdi yine birleştirmeye geldim. Hemen şu başladığım başlarken 3 zincir çekerek bu tarafa geç. Hemen şuraya içine kaydırma tekniğiyle batıyorum. Bakın. Birleştirmem şöyle hiç belli olmuyor. Direkt 3 zincir çekiyorum. Hemen oraya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 çektiğim zincirle birlikte 3 tane oluyor zaten. Şöyle başına batıp zincirin içinden çıkıyoruz. 3. Yani 3 dedim. Ben bu bağlarken saymadığım için başta 2 dedim. Arkadaşlar siz nasıl anlarsanız öyle. Yani bağladığımla beraber 3 oluyor ama bağlamayı ben saymıyorum genelde. Aradaki 2 zinciri sayıyorum. Yani siz şöyle bakın. Bir tane daha göstereyim. Şöyle çektim. Çıkardım. Şu başından. Şöyle bakın. Bir bağladım. Bunu bağladım. Yani fıstık bağlıyoruz ya böyle arada bunu sayarsanız 3 saymazsanız 2 tane diyorum. Ben genelde 2 zincir çekiyorum diyorum. Bağladığım saymadığım için. Şöyle bakın arkadaşlar. Şimdi ikinci sıramız da bitti. Üçüncü sıramızı yapalım. Yine buraya kadar gelelim. Evet arkadaşlar. Şöyle bakın. Üçüncü sırayı da tamamladım. 3 zincir, 2 zincir diyorum artık. Şöyle son fıstığımı yapacağım. Birleşmeden önceki 3 tane ikili trabzan yaptım. Şöyle dediğim şeyi anladınız inşallah. Şöyle zincir çektim. 2 tane şöyle bakın birleştirmeyi hemen baştaki fıstığın yanında 3 zincir çektiğim yere kaydırma tekniğiyle batıyorum. Şöyle bakın arkadaşlar. Şimdi 3 zincir çekiyorum. 4. sıraya başladık. Çektiğim 3 zincirden ayrı 2 trabzan yapıyorum. Şöyle çıkarıyorum. Şu baştakini alıyorum. Şöyle. Çok sıkıyorum. Şöyle canlar. Çıkardım. Bakın. 2 zincir çektim. Yine böyle devam edelim. 3 sıra yaptık. Şöyle arkadaşlar. Şuraya kadar gelelim. Şu burundan. Şöyle şuraya kadar.
İnşallah oradan sonrasını eksiltme yerini göstereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle dördüncü sıramızda şuraya kadar geldim. Ben bir şey takmıyorum. Şöyle ayarlıyorum. Şu ortadan aynı lastik modelindeki gibi tabanı şöyle sıfırlıyorum. Şu tam arasından şöyle bakın. Şöyle şuradan 6 tane sayıyorum şu boşluğu. Şuradan bakın. Şu başa geliyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 boşluk kalıyor. Buradan 6 tane ayarladığımız zaman tepede zaten ki sağdan da 6 tane 2, 2 eksilttiğimiz için 6 tane de sağa denk gelecek. 6 tane boşluğu buradan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bir de bu 6 tane oluyor. Şöyle bakın. Şimdi eksilteceğiz 4. sıramızda şöyle. Burada ben bir zincir çekiyorum aralarda, bağladığımdan ayrı. Şöyle 1, 2, 2 tane trabzan buraya yapıyorum. 2 tane de hemen diğer yandaki boşluğa yapıyorum arkadaşlar. Bakın ipimi yine çıkartıp şöyle ilk yaptığım bu taraftaki trabzanın başına alıyorum. Şöyle çekiyorum. Bakın arkadaşlar, bu şekil bağlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Diğer trabzanı, yani boşluğa geçiyorum. Bir, iki tane ikili trabzan buraya. İki tane de şöyle diğer boşluğuna yapıyorum arkadaşlar. Şöyle bakın, dört tane oluyor. İki bir tarafına, iki bir tarafına çıkarıyorum. Şöyle başını tutuyorum. Şöyle içinden çekiyorum ve bağlıyorum. Bir zincir çektim. Şöyle iki tanesini yaptık şimdi. Diğer boşluğa 1, 2. Diğer boşluğa 1. Burada eksiltiyoruz. Şöyle ilk çektiğimin tepesine batarak bağladım. Bir zincir çektim. Bakın arkadaşlar, şu şekil. 2, 2 trabzan buraya, 2 trabzan şöyle yanına yapıyorum arkadaşlar. Bakın, 2 bu kutunun içine, 2 bu kutunun içine, şöyle ilk baştakinin içine batıp aynen aşağıda yaptığımız sistemi buralarda da tekrarlıyorum ben. Şöyle 1, 2, 1, 2. Şöyle şuraya batıp çıkıyorum, bağladım, bir zincir çektim. Şimdi sayalım kaç tane eksiltmişiz. 1, 2, 3, 4, 5. Sonuncuyu da yapalım. Şöyle bakın, 1, 2 trabzan buraya, 2 trabzan diğer kutucuğun içine, zaten şöyle görünüyor. Başını alıyorum arkadaşlar. Şöyle çıktık. Şimdi burada bağladım. 3 zincir, artık 2 zincir çekebilirim aralarda. Buradan sonuna kadar yine aynı böyle devam edelim. 3 tane trabzanla yapmaya. Şöyle arkadaşlar, bir tanesini göstereyim ben hemen yanındakine. Şöyle 3 tane yapıyorum. Yani alttaki işlemi, öndeki kesmelerimizi bitirdik. Yine buralarda 2 zincir çekiyoruz. Sadece şu önde kestim ben. 6 tane bakın. 1, şöyle sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane kesme işlemimizi yaptık. Şöyle bakın arkadaşlar. Şimdi devam edelim buraya kadar. Tekrar buraya gelelim. 5. sırayı, son sırayı yine anlatıma devam edelim inşallah. Evet canlar, şimdi son 5. sıramızda şu eksiltme yerine geldik. Bakın şurada 6 tane eksiltme yapmıştım. Şimdi de bakın şöyle bir zincir çektim. Şöyle göstereyim. Şu 2 tane yaptığım yerin bir yanından başlayacağım. İlk ya 2, 2 eksilttiğim yerin şöyle şuraya önce 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2. Sonra bir yanına, şuraya bakın, göstereyim. Burada 2 tane yapıyorum. Şöyle tekrar
başını alıp şuradan çıkıyorum. Bağlıyorum. Burada da bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Bu eksilme yerlerinde. Çünkü arası çok açık olsun istemiyorum. Parmaklar görünsün istemiyorum. İki zincir çekersek çok böyle geniş duracak bu alttan. Alttakilerden. Şimdi şöyle bir zincir çektim. Hemen şu boşluğa iki tane ikili trabzan yapıyorum. İki. Bir yanındakine iki tane ikili trabzan yapıyorum. İki. Ve bir yanındakine de ikili trabzan yapıyorum. Şöyle. İki. Bak. Altı tane oldu. Şimdi bu altı taneyi çıkaracağım. Toplayacağım. Şöyle bakın. Şu şekil oldu. Yani altısını bir toplamış olduk burada. Yine bağlıyorum bir zincirle. Bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Yanındakine şöyle. Üç tane ortada kalıyor. İki tane de birer tane de yani yanlardan alıyorum. Yani bir yanlardan eksilttim, bir tane de üçlü toplayarak ortadan eksiltmiş oldum. Şöyle burayı da tekrar yanındaki gibi bağladım. Şöyle bakın arkadaşlar. Şu şekil oldu eksiltmelerimiz. Şöyle düzelttiğim zaman da göstereceğim. Bakın şu en son, şuradan 3 tane aldım. 1 2 3. Üçünü bir topladım. Birer tane de şu yanlardan eksiltmiş oldum arkadaşlar. Şimdi tekrar şöyle iki zincir çekerek devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar normal üçlü 3 üç trabzan yaparak fıstıklarımızı yapmaya devam ediyoruz. Bitirince sıra sonunda inşallah şöyle iki zincir çektim. Bakın devam ediyorum böyle. Sıra sonuna gelelim arkadaşlar. Bakın son 5. sıramızı öreceğiz. Arkadaşlar şimdi şöyle sıra sonuna geldim. Bitti fıstık bölümümüz. Şimdi iki zincirle şöyle yine şuraya bağlıyorum. Yaptığımız şekilde bakın birleştirme yerleri. Şimdi iki zincir çekerek şu aynı battığım yerin içine iki tane sık iğne yapıyorum. Her kutunun içine bakın. Şöyle şuraya atlıyorum direkt. Bu fıstık başlarına hiç batmadan şöyle şu boşluklara atlayarak 1 2 diğerini atlıyorum. 1 2 diğerini atlıyorum. 1 2 diğerini atlıyorum. 1 2 Her bir boşluğun içine şu fıstıkların arasındaki iki zincir çektiğimiz yerlere ikişer adet sık iğne, normal sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Bitirdikten sonra sıra sonunda tekrar anlatıma devam edelim. Arkadaşlar sonuna geldim. Şöyle son kutucuğun içine de bir iki tane sık iğne yapıyorum. Şimdi şu başına kaydırma tekniğiyle geçiş yaptım. Tekrar iki zincir çektim. İki sıra sık iğne olacak. Tekrar her battığım sık iğnenin şöyle bakın arkadaşlar. Her battığım sık iğnenin başına bir tane sık iğne yapıyoruz. Burada da şöyle göstereyim. Bir yanındakine battım. Şöyle. Şöyle. Normal iki sıra sık iğne yapacağız. Şöyle bakın arkadaşlar. Devam edelim. Şöyle sonuna geldiğimiz zaman şöyle birleştirme yerinde tekrar şöyle iki, her sıra iki sık iğne yapıyoruz. Her sırada her zincir başına tekrar sık iğne yaparak yani ikinci kat sık iğnemizi yapıp bitiriyoruz. Evet, sonuna geldik. Şöyle bir sık iğne daha yapalım. Şuraya başını şöyle kaydırma tekniğiyle çekip bir zincir çekiyorum. Burada ipimi kopartıyorum. Kesiyorum. Bunu da buradan dilediğiniz yere ben şöyle şuradan gizliyorum. Şöyle bir öne çıkartıyorum. Şöyle arkaya alıyorum arkadaşlar. 3-4 sefer böyle tekrarlarsanız aradan
Gizliyoruz şöyle bak. Gizledim ben böyle. Şöyle arkadaşlar şimdi böyle canlar bitmiştir. Bakın şöyle birleştirme yerimiz şöyle bakın kenarda kaldı zaten. Şöyle arkadaşlar tabanımız şu şekil gayet sık örüldüğü zaman taban anlatımım var. Bir önceki lastik modelinin tabanıyla birebir aynı ölçülerde yapıyorum. Şöyle eksiltmelerim şurada görünüyor arkadaşlar. Önüne de fiyonk şöyle koyuyorum. Şu şekil. Bakın canlar şöyle patiklerimiz bitti elhamdülillah. İnşallah faydalı olmuşumdur arkadaşlar. Fiyonk anlatımı da yapacağım inşallah. İkisi birlikte çok uyumlu olduğu için kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Bol beğeni ve yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Elimden geldiğince YouTube kanalımdan sorduğunuz sorulara da yaptığınız patikleri bekliyorum. İnşallah Instagram hesabımdan aysekayam29 örgü askı diye yazarsanız aramalarda hemen çıkar. Teşekkür ediyorum. İyi günler.